Göz alıcı performanslar, nefes kesen finaller ve yüzümüzü güldüren karakterler. Sırada geçtiğimiz haftanın dikkat çeken anlarından derlediğimiz enler köşemiz var. Haftanın en üzücü anını borç parayla aldıkları malların pembe tarafından ateşe verilmesiyle mahvolan göreçkiler yaşadı. Kar! Ah, kar! Yandı ya bütün mallar! Abi gel böyle gel! Cemal abi gel! Abi! Ya derlenme! Geçmiş olsun Ali Bey. Sağ olun Necip Bey. İtfaiyeciyi mi aradınız? Evet ben çağırdım. Dükkana mal indirmeye gelmiştim. Bir baktım sizin yer yanıyor. Ulan ben böyle kaderin içine tüküreyim be! Ben de lan! Lan bir kere ya! Bir kere de can yüzümüze koysun ya! Ya içeride bir ton malımız var ya. Gitti lan bütün mallar. Haftanın en komik sahnesi de Aşk ve Mavi'den geldi. Mavi'nin bulması için yola para bırakan Hasibe, kızının parayı bakkala götürüp bırakmasıyla zor anlar yaşadı. Haydi, haydi anam ver paramı gideyim. Haydi gideyim bak haydi ver. Ver asabiyatımı bozma beni de cinlendirme anam. Lan cinlendirme beni ver paramı diyen ya. Peki, peki. Seri numarası kaçtı? Seri... Ya kardeşim sen manyak mısın ya? Sen cebindeki paranın seri numarasını mı ezberliyorsun ya? Ne bileyim ben lan? Psikopat! Aa psikopat! Dağıtırım ha! Girmeyen lan dağıtırım senin paramı ver lan! Ver paramı! Dur dur ne yapıyorsun? Çuvallar delinecek. O zaman paramı ver gideyim. Bak yeminle billah eğer paramı vermezsen... Aa senin bu dükkanına tam 100 liralık zarar veririm. Hasar ederim lan! Hasar ederim! Zarar vereceğim, hasar edeceğim! Tamam, paramı ver! Tamam, tamam al! Al! Ah şöyle ya! Geçtiğimiz haftanın en eğlenceli ikilisi Bahtiyar Ölmez'in sevilen karakterleri Anıl ve Memduh oldu. Fuat'ın adamlarından kaçan Anıl ve Memduh çareyi kılık değiştirerek kadınların arasına karışmakta buldular. Biz de Hayriye teyzenin yetisini okuyorduk. Kimi kimsesi yok. Bir hayır yapalım dedik. Hanım teyze, bir yanlış anlaşılma oldu. Kusurumuza bakmayın. Ama abi. Ulan sen hala konuşuyor musun? Senin yüzünden günah battık. Senin. Yürüyün lan gidiyoruz. Yürü. Ben sizi yolcu edeyim. Haftanın en şık oyuncuları cennetin gözyaşlarından geldi. Giydiği beyaz pantolon ve elbiseyi andıran siyah uzun gömleğiyle Esra Ronabar dikkat çekti. Zehra Yılmaz canlandırdığı Melissa karakterinin nişan töreni için giydiği kiremit rengi elbiseyle bu haftanın bir diğer en şık ismi. Haftanın en kötüsü Arzu'nun hayatını adeta cehenneme çeviren ve kendi yoluna çıkan herkesi teker teker yok etmeyi amaçlayan Kaya oldu. Kaya, Arzu'yu Melissa ve Mahir'in hayatıyla korkuturken Mukaddes Hanım da Kaya'nın elinden kıl payı kurtuldu. Ver şunu. Ay, hadi ver bakayım. Mukaddes Allah. Ömer bir taksi çağır hastaneye gidelim ne olur ne olmaz hadi oğlum. Tamam ben iyiyim ben iyiyim. As, dur, dur bir lokma daha vereyim. Ah nasıl oldu ki bu? Nasıl oldu ki bu? Yavrum en son ben çıktım evden. Yani bulaşıkları yıkadım çıktım. Ocağın düğmeleri açık olsa farkında olmaz mıyım? Ya sınavla eve geldim. O mutfağa gire ocağın tüm düğmeleri açık. Ev kokmuş gaz babaannem bayılır. Siz
çağırdı mı taksiyi Ömer? Hadi hadi hastaneye gidelim. Ben iyiyim. Haftanın en şaşkın karakteri ise Kırgın Çiçekler'den. Toprağı bir kadınla yakalama düşüncesiyle takip eden Feride'nin onu pilates dersi verirken bulması genç kadını adeta şok etti. Buyurun. Kime gelmiştiniz? Ay bir de kime gelmiştiniz diyor. Puh, rezil. Aa. Çok utanıyorum şu anda. Nasıl bir kabusun içindeyim ben? Ne oluyor ya, siz kimsiniz? Ne oluyor? Neriman Hanım? Aa, Feride. Toprak. Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl yaptın bana bunu Toprak? Ya sen tanıyor musun delileri? Ay bir de deli diyor. Rezil. Beni burada mı aldatıyorsun? Feride ne aldatması, ne diyorsun sen? Sus. Göz görüyor işte. Öleceğim aklıma gelirdi de bunları yaşayacağım asla aklıma gelmezdi. Tüh! Bakın şimdi aşk yuvanızı nasıl dağıtıyorum. Çekilin bakayım. Neriman Hanım. Çekilin, sen yıkacağım burayı. Çekil, rezillet. Neriman Hanım. Toprak Bey oğlum, ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Ne oluyor burada? Ne olsun? Pilates dersi alıyoruz hanımefendi.